Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Mövlüt Çavuşoğlu, Türkmenistanlı həmkarı Rəşid Miredovla keçirdiği mətbuat konferansında Real TV'nin sualını cevaplandırıb. Azərbaycan Real TV Sayın Bakan Mövlüt Çavuşoğlu, birazdan Azərbaycanlı mevkidaşınız Sayın Ceyhun Bayramovla görüşeceksiniz. Türkmenistan ve Azərbaycan Dışişleri Bakanlarıyla bölgedeki durum değerlendirmesini yapıyorsunuz. Tabii ki şu an çok şükür Karabağ bölgede sıcak noktalardan biri iyi anlamlı. Üç ülke birlikte Karabağ'da bir işbirliği yapmayı planlıyor mu? Yani durum değerlendirmesi sırasında bu mevzular da var mı? Eğer planlıyorsa tabii ki hangi alanlarda? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle vatan muharebesini kazanan Can Azerbaycan'ı bir kere daha tebrik ediyorum. Şimdi ise barış için ve bölgenin inkişafı ve yeniden inşası için, istikrar için bir fırsat var. Bizim çağrımız hep bu yöndedir. Ermenistan da bu yönde hareket ederse, bölgenin istikrarından ve ekonomik kalkınmasından en fazla Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacak. Ermenistan'ın bunu düşünerek hareket etmesini bekliyoruz. Atacağı olumlu adıma da yine Azerbaycan'la birlikte tabii koordinasyon halinde, biz de olumlu cevaplar vereceğiz. Tabii 30 yıla yakın işgal altında kalan Azerbaycan topraklarında her şey yıkılmış, yakılmış. Buraları terk ederken de yine yaktılar, yıktılar. Ve bu Azerbaycan topraklarında, Karabağ'da, Huzuri'de, Akdam'da, diğer tüm 7 rayonda yeniden buraların inşası için, tarihi kültürel eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için, ibadet yerlerin, camilerin, mescitlerin yeniden ayağa kaldırılması için Azerbaycan hükümetinin Cumhurbaşkanı Aliyev liderliğinde kapsamlı bir çalışması var. Altyapı çalışmaları keza öyle. Dolayısıyla biz Türk dünyası olarak da bu süreçte güçlü bir şekilde Türk Konseyi olsun, biz olsun, Azerbaycan'ın yanında durduğumuz gibi bundan sonra bu bölgenin yeniden inşası, kalkınması, barışı, huzuru içinde tabii ki elimizden gelen desteği vereceğiz. Elbette ikili düzeyde bunları konuştuğumuz gibi, üçlü düzeyde de yine Türk Konseyi çatısı altında da bölgesel düzeyde de bu konuları ele alıyoruz. Yine 3+3 formatında Sayın Aliyev'in bir teklifi oldu. Gürcistan'ın da buna dahil olması için onları ikna etme çabalarımız devam ediyor. Orada şimdi bir hükümet değişikliği oldu. Hükümet istifa etti. Yine Azerbaycan'da gerçekleştirmeyi planladığımız Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan üçlü toplantısını ertelemek durumunda kaldık. Umarım Gürcistan da buna katılır. Yani bölgenin istikrarı, biraz önce bazı projelerden bahsettik. Enerji projeleri, ulaştırma projeleri, bölgede huzur ve barış olduktan sonra bu projelerin hayata geçirilmesi daha da hızlanacak ve buradan herkes kazanacak.